Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda piyasada yüzüne bakılmayacak, son derece birinci sınıf kalitesiz bileşenlerden oluşan 5 para etmez sistemleri bu olumsuz piyasada sırf kanal içerik olsun diye kaliteli sistemmiş gibi tanıtanlara inat, şu an bu piyasada toplanabilecek en mantıklı sistemi ortaya çıkardım. Arkadaşlar, beni biliyorsunuz. Orta segmentte yaklaşık 1 ayda 4800 TL önerdiğim hazır sistemden bu yana sistem önermiyorum. Çünkü son 1 ayda dikkat ediyorum, sulanık piyasada artık bulanıklaşmaya başladı. Ne ararsan var yani. Çok değil, 4-5 öncesine kadar ekran kartı diye saymadığımız GTX 1600 ile ekran kartını öve öve bitiremeyen mi istersin? Yoksa GTX 1650 10400F 8 GB RAM sistemi 8500 TL bütçede kaçırılmayacak sistem diye lanse edenleri mi istersin? Benim eski videolarımı izleyen arkadaşlar beni bilir. RX 5500 XT ya da GTX 1650 Super 6'nı 1080p oyunculuk için asla önermezdim. Benim son 3-4 aydır attığım videolara dikkat edin, 5000 TL sınırını aşmama kaydıyla sizlere GTX 1650 sistemler önerdim. Ve her zaman fiyat performansın dibi oldu. Yani hiçbir zaman sizlere içerik olsun diye tavsiyelerde bulunmayacağım. Şimdi bugün önereceğim sistem de bugün piyasada belki alınabilecek en mantıklı, stabil, kaliteli sistem olarak duruyor. Yani arkadaşlar, şu an kendime sistem alsam bu sistemi alırım hiç düşünmeden. Şimdi detayları dikkatli dinlediğimiz zaman benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Hemen zaman kaybetmeden sistem bileşenleri incelemeye geçelim. İlk parçamız işlemci olarak orta segment sistemlerin parlayan yıldızı, açan çiçeği, fiyat performans noktasında 1200 TL gibi bir bütçede rakipsiz bir işlemci olan Intel Core i5 10400F model işlemciyi bu sistem için uygun gördüm. Teknik detaylara fazla girmeyeceğim. Zaten işlemciyi biliyorsunuz. 6 gerçek 12 izlek yapısı ile eşit RAM frekansları baz alındığında Ryzen 5 3600'den bile oyun konusunda bir tık daha iyi bir işlemci diyebilirim. Bence şu an bu işlemci bugün için değil, bundan 5 sene sonra bile orta segment ekran kartları 1080p 2K çözünürlükte besleyecek düzeyde ileri dönük bir yatırım olarak duruyor. Geçelim anakarta. Bu sistemde çoğu fırsatçılara inat, minimum 610 TL bütçede H410M chipsetli anakart yerine sizlere 100 TL daha üstüne koyarak MSI B460M A Pro model anakartını tartışması öneririm. Arkadaşlar, bence bu anakart 100 TL daha fazla bütçe ile H410M chipsetli anakartlara nazaran alınabilir. Bu anakartı zaten daha önceki birçok sistemde de önermiştim. Maksimum 64 GB'a kadar dual kanalda RAM desteği, M.2 Shield Frozen soğutması, PCI çelik zırh desteği ile dolu dolu göz kamaştıran bir anakart diyebilirim. Şimdi sistemin depolama birimi SSD'ye geldiğimizde efsane indirimli, süper kaliteli, stabilitesi ve kararlılık çalışmasından hiç şüphe duyulmayacak üstün VNAND yongaları ile Samsung 970 EVO Plus 250 GB M.2 NVMe SSD'sini uygun gördüm. Dileyen arkadaşlar, depolama ihtiyacı olanlar ortalama aynı fiyata 500 GB 870 EVO SSD'sini tercih edebilir. 405 TL arasında Samsung harici diğer markaları da gördüm. Ama bence 100-150 TL çıkıp Samsung alınabilir. Ben de bu yüzden tercihimi Samsung markasından yana kullandım. SSD'den dili yanmayan aslında dediğimi çok iyi anlamaz. Anlamasını da beklemem. Geçelim bir diğer parçaya. RAM olarak ise arkadaşlar 2 adet olacak şekilde toplamda 16 GB pasif alüminyum soğutmalı Adata XPG GenMix model RAM'lerini sistem için alınabilir olarak gördüm. Fiyatı MediaMarkt'ta çok iyi bence. Şimdi zurnanın zırt dediği yere geldiğimizde burada çok ama çok mantıklı bir seçim yaparak 950 TL bütçede 1080p çözünürlükte orta yüksek ayarlarda e-spor oyunlar için ideal GT 1030 ekran kartından oyun konusunda %10 daha iyi 2 GB RX 550 ekran kartını mantık çerçevesinde alıp sisteme konumlandırıyoruz. Çünkü bu sisteme kıyasla parça kalitesi çok ama çok düşük. Sadece GTX 1650 ekran kartı var diye 8000 TL'lere sistem satan acımasız satıcılar ve o satıcıları sizleri yönlendiren içerik üreticileri görüyorum. Bu hataya düşmeyin arkadaşlar. 5-6 ay öncesine kadar 1000-1200 TL'lere kimsenin satın almadığı GTX 1650 ekran kartını 4000-5000 TL'ye sayıp sistem satıyorlar. Aman dikkat! Bizim bu sistemdeki mantık şu an 950 TL'ye bu kartı aldık. İleride piyasa düzelir. Bu RX 550 ekran kartını ya 500 ya 600 TL'ye satarsın. 300-500 TL'ye zarar edersin ya da sevdiğin bir kardeşin arkadaşına sistem toplasın diye hibe edersin. En azından çok az zarar etmiş olursunuz. Yani kısacası süper mantıklı, kaliteli seçimlerle dolu bir sistem çıkarmış olduk ortaya. Sistemin güç kaynağı ise arkadaşlar Japon kapasitörlü FSP markasının 5 W'lık 60 AHPC model 80 Plus verimliğe sahip PSO'su olacak şekilde tercih ediyorum. İleride orta segmentte hangi kart alırsak alalım besleyecek düzeyde kaliteli bir güç kaynağı en azından. Sistemin son parçası kasaya geçtiğimizde ise Performax Xenom akrilik yan panelli 4 adet 12 saatim RGB'li Rainbow sessiz fanla gelen, önü full mesh yapılı olan kasasına uygun gördüm. Bence süper bir seçim. 330 TL gibi bir bütçede en iyi seçim olarak duruyor. Şimdi hemen oluşturduğumuz bu sistemin günümüzün popüler oyunlarına verdiği ortalama FPS değerlerini birlikte görelim.
heart that bears it all. Take it apart, throw it away, put it back together again. Koşullarında ortalama 4600 TL bütçede son derece birinci sınıf kaliteli bileşenlerden oluşan sistemimiz bu şekildeydi. Ayrıca bu sistem için uygun 1080p çözünürlükte güzel görüntü kalitesine sahip bir adet monitörüm ve sistemi oluşturan bileşenlerin satın alma linklerini açıklamaya sabitliyorum. Bambaşka fiyat performans kalite odaklı sistem toplama videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. All about humanity.